Hayat Psikoloji'den herkese merhaba. Podcast kanalımızda farklı konuları psikologlar ve sosyal bilimcileriyle yeniden yorumluyoruz. Dikkat! Film ve dizayn izleri bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Hayat Psikoloji'den herkese merhabalar. Ben Baran. Bugün yine çok değerli uzman klinik psikologumuz Dilan Durmaz'la beraberiz. Dilan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Bugün öncelikle Instagram hesabımız Hayat Psikoloji, onu hatırlatalım. YouTube'da da Hayat Psikoloji olarak varız. Bu podcastlerin daha böyle movie, film haline getirilmiş hallerini oradan bakabilirsiniz, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Instagram üzerinden de genel olarak yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yine psikologlarımızın da CV'lerine Instagram üzerinden, oradan da web sayfasına bağlanarak ulaşabilirsiniz. Hep kötü şeylerle başlıyorduk ya, bu sefer iyi bir şeyle başlayalım. Bugün 31 Ekim. Evet. 29 Ekim'de geçti. 2 gün ve çok büyük bir coşkuyla kutlandı değil mi? Ya ben uzun zamandır böyle bir kutlama görmemiştim. Bence hak ettiği kadar da olmadı. Bence daha da daha da mıydı diyorsun? Evet. Olmalıydı. Yani kitlesel böyle etkinlikler sanki son güne tıkılmıştı gibi hissettim ben. Daha böyle genişe mi yayılmalıydı? Evet, böyle 100. yıl çok büyük, önemli bir mesele bence. Dolayısıyla böyle sanki bütün etkinlikler o gün patladı. 29'unda patladı. Evet. Biraz daha yayılabilirdi ama reklamlar evet, falan epey bir döndü değil mi? Böyle bir hafta 29 Ekim reklamı izledik ve çok güzel reklamlar da vardı bu arada. Çok duygusal, acayip gerçekten ya. Değerlere dokunan. Ya biz iyiyiz ya. Yani millet olarak hani böyle film yapmayı, o çekim işleri falan gerçekten beceriyoruz. O kısacık reklamlarda bile ne kadar duygusal ve güzel anlatımı, yani derinlikli şeyler vardı. O yüzden çok güzeldi. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Başta kimi? Mustafa Kemal Atatürk'e evet. Teşekkür ve minnetle. Ve tabii çok yoruldu mesela öğretmenler, öğrenciler vesaire. Hepsi çok güzeldi. Bu arada Boğaz'daki kutlama çok güzeldi. Yani ben gidemedim. Ben Beylikdüzü'nde korteje katıldım. O da iyiydi. Ama sonra Boğaz'dakini izleyince dedim ki biz buralarda dedim boşuna helak olmuşuz. Şey çok iyiydi. Havai fişek gösterileri falan. Neyse seneye artık hani 101'de bundan geri kalır olmaz diye düşünüyorum. Anıtkabir'de de inanılmaz bir akın varmış insanlar. Çok evet, fazla sayıda insan izledim. Gitmiş. Çok kalabalık umarım bu arada. Umarım biz de gidebiliriz bir sonraki. Seneye bakarsınız eve gideriz. Şimdi bugün önemli, çok yaygın, bilinen bir kavramı konuşacağız. Bizim için bir kavram, sizin için bir tanı. Depresyonu konuşacağız. Hemen hızlıca giriş yapalım. Depresyon ne? Yani depresyon deyince biz ne anlamalıyız? Depresyon şu anda bizim tanı kriterlerimize göre duygu durum bozuklukları başlığının altına yer alan psikiyatrik bir rahatsızlık. Ama ben bana tekrar sorarsanız depresyon nedir diye, depresyon nöro, sosyo, psiko, biyo, genetik bir beyin hastalığıdır. Aman Allah'ım, söylemesi bile insanı depresyona sokar duymuşum. Yani hem kompleks. Nörolojik bir tarafı var, hem sosyolojik bir tarafı var, hem biyolojik bir tarafı var. Hepsi iç içe. Aynen öyle. Yani çok kompleks. Dolayısıyla tanımı da böyle kolaylıkla sadece duygu durum bozukluğu deyip geçebildiğimiz değil. Hala alanda da bu anlamda düşünce bozukluğudur da, duygu durum bozukluğudur da. Ama psikiyatrik bir beyin hastalığıdır. Biyolojik olarak da başlatan, beyinde gözlemlediğimiz farklı değişiklikler gözlemleyebiliriz. Böyle bir rahatsızlık hastalığı. Ama tabii biz depresyonu çok sık duyduk. Duyuyoruz yani sosyal medyada, orada burada. Göksel'in şarkısıyla hayatımıza giren bir depresyon var. Depresyon basit bir şey mi? Yani ben canım sıkıldı, depresyondayım diyeyim mi? Unutuldum, aldatıldım, sevgilimden ayrıldım diyeyim mi? Şimdi şöyle, depresyondayım derken aslında biz bu bizim bahsettiğimiz beyin hastalığı olan depresyondan bahsetmiyoruz. Tabii ki Göksel'in şarkısındaki gibi herhangi bir yaşam olayı sonrasında, örnek veriyorum aldatılma gibi travmatik bir olay sonrasında kişi depresyona girebilir. Ama şöyle bir ayrım var burada. Eğer ki dışarıda yaşadığımız, çevremizde meydana gelen veya hayatımızdaki büyük bir değişiklik sonrasında bir depresyon geçiriyorsak biz bunu nevrotik depresyon diyoruz. Yani dışsal bir olaya bağlı olarak gelişen depresyon. Mesela üniversiteyi kazandık. Sizin öyle bir videonuz vardı ya. Şehir dışına gittik. Aileden ayrıldık. Yeni bir ortam orada olabilir değil mi yani? Gözlemlenebilir bir şey herhalde. Evet, çok güzel bir örnek. Hem şehir değişikliği var, taşınma var, yeni bir hayata adaptasyon, sevdiklerinden ayrılma var. Hepsi var. Dolayısıyla bu durumda depresyon başlaması olası. Yerden göğe kadar hakkımız diyorsunuz yani. olası sonuçlardan biri depresyon olabilir. Kişi geliştirebilir ama bir de bizim klinik ortamda, hastanelerde, yatılı servislerde gözlemlediğimiz tak diye başlayan, kurulu saat gibi düşünün bunu. Bir anda kişinin hayatında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, hiçbir tetikleyici olmamasına rağmen başlayabilen bir depresyondan da söz ediyoruz ki
Biz bu depresyona endojen depresyon diyoruz. Organik bir depresyondur, biyolojiktir ve mutlaka ilaçla tedavi gerektirir. Anladım. Yani ağır bir şey. Çok çok ağır bir tablodur. Evet. Tabii bizim sıradan insanlar olarak bunun endojen mi şey mi olarak ayırmamız zor. Ama diyorsunuz ki zaten endojense çok ciddi bir semptomu da oluşuyor. Hastaneye de yatılıyor yani depresyondan. Tabii ki. Ya şöyle bunu biz klinisyenler olarak bile ya bu depresyon nevrotik bir endojen demeden önce çok fazla veri ve bilgi isteriz. Burada bahsettiğiniz şey sanırım birazcık daha şu depresyondayım tabii, diyen tabii. insanlarla gerçek depresyon arasındaki fark. Burada şunu söyleyebilirim. Günlük hayatta yaşadığımız kısa süreli duygular aslında duygulanımlarımızdır bizim. Üzüntü hissettik. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Depresif bir moddayız aslında. Depresif bir duygulanım içerisindeyiz. İşte biraz önce bahsettiğimiz şehir değişikliği gibi mesela. Olabilir ama daha kısa süreli de olabilir. Örnek veriyorum çok yoğun bir hafta geçiriyoruzdur. Erkek arkadaşımızla kavga etmişizdir. Eşimizle de sorunlar yaşıyoruzdur. O hafta çok depresif bir moddayızdır. Kısa süreli bir haftalık bir durumdur. Bu depresif bir mod. Bu sadece bir duygulanım. Ama bu iki haftadan uzun süreli olarak devam ediyorsa, kişi kendisi eskiden sevdiği şeylere karşı ilgisini kaybettiyse, buna biz artık kısa süreli bir duygulanım değil, duygu durum diyoruz. Duygulanımı bir böyle günlük hava durumu gibi, duygu durumu iklim gibi hayal edebilirsiniz. Mevsim gibi, iklim gibi diyorsunuz. Çok aynen ilginç. Öyle. Peki, ya gerçi o endojen depresyon, umarım yanlış söylemiyorumdur da, orada biraz bahsettiğiniz sebepsiz yere de olabiliyor ama neden oluyor yani? Neden mesela bende olmuyor, belki de oluyordur bilmiyorum da. Başkasında neden olur? Yani bu genetik bir şeyden mi olur? Şimdi şöyle burada da pek çok neden var. Yani hala diğer pek çok psikiyatrik rahatsızlık gibi şu olan insanlar depresyon geliştirir ya da daha yatkındır diyemiyoruz. Genetik çalışmalar var. Evet ailesinde birinci derece yakınlarında bu tarz hastalıklarda tanı alan, tedavi alan kişilerin çocuklarında olma ihtimali daha yüksek. Ama bunun tek spesifik bir sebebi yok. Yalnızca Beck, Erin Beck şöyle bir bilişsel üçlü diyor depresyonu açıklarken. Bundan bahsediyor. Kişinin kendisine, çevreye ve tüm dünyaya karşı umudunu yitirmesi, umutsuzluğa düşmesi. Dolayısıyla bu durum sonrasında üst üste gelen olumsuz bilişsel çarpıtmalar sonucunda kişi depresyon geliştirebiliyor. İşte o beklediğim an. Bilişsel çarpıtma ne hocam? Onu bir tarif eder misiniz? Yani böyle güzel geliyor kulağa da tam anlayamıyorum. Neyi çarpıtıyoruz biz ya? Ben çarpıtmıyorum da. Yani çarpıtan neyi çarpıtıyor? Yani şöyle uygun bir dille ya da daha şöyle anlaşılır bir dille diyeyim. Düşünce hatası diyebiliriz. Evet. Kişinin hayatında sürekli olarak uyum bozucu düşünceler içerisine girmesi. Yani sistematik olarak, düzenli olarak, tekrarlayan şekilde mantığa ve gerçeğe aykırı düşüncelerinin olması. Örnek veriyorum, sevgilisinden ayrıldı, terk edildi. Bir daha asla aşık olamayacağım. Bir daha kimse beni sevmeyecek. Kafada bunu yerleştiriyor yani. Gibi. Bu mesela bir bilişsel çarpıtma örneğidir. Veya bir sunumda başarısız oldu. Ben yetersizim. Ben bir daha asla sunum yapamam. Şimdi buradaki aslında gerçeğe aykırılığı görüyoruz yani. Bir hatayla aslında bir genelleme yapamayız. Evet. Ama bunun gibi. Yani orada olmayan aslında başka yerde belki de başarılabilir bir şey. Tabii ki yani bir daha asla aşkı bulamayacağım diyor. Dolayısıyla burada bütün ihtimalleri eliyor. Bunu nereden biliyor? Biz orada farklı teknikler kullanarak onu biraz daha gerçekçi düzleme indirmeye çalışıyoruz. Anladım. Yani aslında birey olumsuzlama yapıyor. Olumlama değil de. Aynen o da evet. Bu olmadıysa diğerleri de olmaz diye genellemeler yapılıyor. Evet. Bunu yapmamak mı lazım? Tabii ki. Yani zaten, ya bunu yapınca depresyona mı gireriz ya da depresyonda kim bunu yapıyor? Şöyle bunu zaman zaman hayatımızda yapabiliriz. Ama orada vurgulamak istediğim şey şuydu. Sistematik ve tekrarlayıcı olarak kişinin hayatının her alanında ortaya çıkan ve artık işlevselliğini düşüren nedir işlevsellik? İşe gidemez hale gelirse, sosyal etkinliklerden kaçınırsa, ilişkilerinden tamamen içe kapanırsa ne oluyor? İşlevselliğinde bir düşme olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Sadece bilişsel çarpıtma yaparsanız depresyon olur gibi bir sonuç çıkmasın. Bilişsel çarpıtmalar sürekli olarak kişi yapmaya başladığında farklı pek çok semptoma neden olabilir. Farklı pek çok rahatsızlık peşinden gelebilir. Depresyonda öne çıkan olumsuz bilişsel üçlü dediğimiz kişinin hem kendi, hem çevre, hem de gelecekle ilgili sürekli olumsuz ve karamsarlık içeren bilişsel çarpıtmalar yapmasıdır. Evet. Diyelim evde ailemizle birlikte yaşıyoruz. Kardeşimiz, annemiz, babamız var. Bunlardan herhangi birinin mesela depresyonda olduğunu biz sıradan vatandaşlar anlayabilir miyiz?
Tabii ki anlayabiliriz. Şöyle, şimdi öncelikli olarak tabii ki depresyonun da dereceleri vardır ama bir depresyondan bahsediyorsak kesinlikle ilk başta ilgi kaybı vardır. Ne demek ilgi kaybı? Bizim dilimizde anhedoni dediğimiz halk arasında önceden sevdiği şeyi yapmak istemez artık kişi. Halk arasındaki epey uzunmuş. Terimsel karşılığı. İlgi kaybı. İlgi kaybı. İlgi kaybı diyebiliriz. Ya yani önceden çok severek yaptı. Mesela kişi çok severek şarkılar söylüyordur. Sürekli şarkı söyleyen biridir. Veya gitar çalıyordur. Gitar çalıyordur mesela. Evet. Hiç istemez yani. Hatta ona söylerseniz hadi bana çal. Hadi gel birlikte söyleyelim. Ya senin en sevdiğin program başladı. Hadi gel izleyelim. Ya tatlı yiyelim. Tatlı yiyelim mesela olabilir. Ya da en sevdiğin konser, en sevdiğin şarkıcının konseri var. Hadi gel gidelim. En sevdiği etkinliklere karşı ilgi kaybı varsa... Özür dilerim, cinsellik de buna dahil mi? Tabii ki. Bu da ardından gelebilir. Yani cinsel isteksizlik de depresyonda olabiliyor o zaman. Tabii ki. Tabii ki. Çok sık karşılaşılan şeylerden biri aslında. Ve bunun yanında yoğun bir elem, keder, üzüntü, çökkünlük. Yani depresyonun bizdeki diğer karşılığı çökkün duygu durumudur zaten o. Çökme halini. Dinlerken üstüme elem, keder ve çökkünlük yüklendi. Tanımı bile çok şey yorucu. Evet. Ya bunu biz gözlemleyebiliriz evet dışarıdan. Tabii ki dışarıdan. Yani şunları görebilirsiniz. Çok üzgün bir ifade, donuk bakışlar, çok ağırsa eğer, gitgide bu depresyon çok ağır tablolara geldiyse hareketlerde yavaşlama görülebilir. Evden çıkmama mesela olabilir mi? Evden çıkmama, işe gitmekte zorlanma, sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanma, gitgide tablo ağırlaştıkça öz bakımını yerine getirmekte zorlanma. Banyo yapmak istemez. Değil mi? Öyle bir şey var. Tabii. Duş almaz falan filan. Yataktan çıkmak istemez. Ay, yemek yemek istemez. Ya bunu yapamaz. Kişi için bunlar ızdırap gibidir. Ya anlattıkları da şöyle, eylemsellik gitgide ortadan kalkıyor gibi her anlamda. Evet, gitgide daha donuk, daha içe çekilen kişinin gitgide tüm dünyaya karşı içe çekildiği bir tablo görüyoruz. Hatta Chris şöyle tanımlar bunu. Depresyon kişinin baş edemediği zorlanma karşısında kendini koruma halidir. Yani dünyadan, çevreden, her şeyden kendini koruyarak gitgide bir içe çekilme hali. Madem baş edemiyorum, mağarama çekiliyorum. Duşu kapatıyorum, mağarama çekiliyorum evet. Demek gibi. Aynen üzücü öyle. Ya. Yani gerçekten kolay değilmiş. Yani şimdi dinleyince daha da üzüldüm. Evet. Depresif insan gerçekten üzgün. Üzgün yani çok ilginç. Üzgün, çökkün, üzüntü içine. Yani dolayısıyla o günlük hayatta ufak tefek zorlanmalar olabilir. Üzüntü normal bir duygu kişinin hayatında olacaktır. Ama bu depresif bir moddur, depresif bir epizottur. Evet. Dolayısıyla şöyle olabilir. Örnek veriyorum evinizde, çevrenizdeki kişileri gözlemlemek, onlarla iletişimde olmak bu yüzden önemlidir. İlişki kurmak. İlişkiler her zaman koruyucudur. Örneğin anneniz, kardeşiniz, babanız çok çalışıyorsa bir de şöyle bir durum da var depresyonun. Maskeli depresyon dediğimiz. Kişi güler, gülümser, işlevlerini yerine getirmeye devam eder ama içten içe hep bir boşluk hissi vardır ve siz dışarıdan bir şeylerin ters gittiğini anlayabilirsiniz. Yani işlevlerini yerine getiriyordur ama ara ara çok dalıyordur. Mutsuz olduğunu anlıyorsunuz. Mesela kardeşiniz yaptığınız espriye gülmez. Tabii. Sataşırsınız, kavga etmez belki. Hadi gel senin için şunu yapacağım dersiniz. Bir heyecan görmezsiniz, bir istek görmezsiniz. Gel beraber bunu yapalım dersiniz mesela. Sizin onu yapmak istemez. Bunda bir küslük gibi değil ama uzun vadeli yani. 2 hafta, 3 ay, 4 ay düşünün. Aynı evde yaşıyorsunuz. Gözünüzün önünde 5-6 ay sürüyor, devam ediyor diye. Birden değişik bir insana dönüşüyor. Bambaşka bir insan oluyor. Evet. Peki ne yapıyoruz? Yani depresyonda gördük annemizi, kardeşimizi, babamızı ya da kendimizi. Ne yapacağız? Siz neler öneriyorsunuz? Ne yapalım? Şimdi şöyle tabii ki önemli olan şey ilişki. Her zaman biz mesela şu an ambulans geliyor. Bu bir müdahale şekli değil herhalde depresyon için. Yani az önce bahsettim ben 5-6 ay dedim ama 5-6 ay ciddi bir süredir. Yani ağır bir depresyonda 5-6 ay fark edilmezse çok ciddi sonuçlar olabilir. Tabii ki en korktuğumuz sonuç da burada intihar gibi ciddi bir risk de var. Dolayısıyla burada aile ilişkilerimiz kurtarıcıdır. Aile içerisinde bir bireyde çökkün bir duygu durumun uzun süredir devam ettiğini gözlemliyorsak ve ilgi kaybı varsa, azalmıyorsa ne yapacağız? Önce konuşabiliriz. Burada her zaman için iletişim önemli. Sen de böyle bir şey gözlemliyorum. İyi misin? Neye ihtiyacın var? Sana nasıl yardımcı olabilirim? İlişki kurmaktan da kaçınacakları bir noktaya gelebilir depresif kişiler, depresyonda olan kişiler ama bu noktada gerekli yardımı alması için mutlaka bir uzman desteği. Yaşı 18'den küçükse mutlaka ailenin devreye girip bir uzman tarafından destek aldırması önemli. Şimdi aklıma geldi. Demek ki kardeş sahibi olmak avantajlı bir şey.
Tabii kardeş sahibi olmak. Şöyle çok güzel bir bilgi paylaşayım ben de sizinle. Hatta neredeydi? Evlilik koruyucu bir faktör depresyon için. Ne güzel. Eminim kardeşlerle ilgili belki bir çalışma da yapılmıştır. O da bir sosyal destek mekanizması ama evliliğin de koruyucu bir faktör olduğu biliniyor. Çünkü o da bir sosyal destek sağlıyor O da kişiye. bir ilişki sonuçta. Ve Kesinlikle çok öyle. sağlam bir ilişki. Peki siz psikolog olarak klinikte depresyonla nasıl çalışıyorsunuz? Ben geldim mesela tık tık Dilan Hanım benim depresyonum var. Bana yardımcı olun dedim. Ne yapıyorsunuz? Ya da depresyonum var mı diyorum. Depresyonum var demez. Kişi genelde dediğim gibi iki şekilde gelebilir. Ya aile tarafından, yakınları tarafından getirilmiştir ve daha ağır, orta ağır bir tablo vardır. Ve kişi üzgün, böyle yavaş, bir boşluk hissi, umutsuzluk, yoğun bir karamsarlık içinde gelir. Depresyondayım demez de canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Nelerden zevk alırdınız önceden? Bilmiyorum ki. Onları da bilmiyorum. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Mutluluk nedir ki? Zaten bu hayatta kim mutlu olmuş ki yani? Az önce Beck'ten bahsettiğimiz o bilişsel üçlü. Ben mutlu değilim. Siz beni mutlu edemezsiniz. Kimse Hayat de mutlu zaten değil. korkunç bir yer. Gelecekte yani umutsuzluk tablosu hakim. Bana Evet. yardım edilemez. Kapkaranlık. Kesinlikle öyle. Burns'un kitabında, David Burns'un İyi Hissetmek kitabında bununla ilgili şöyle bir şey var. Kişi gitgide evet bir umutsuzluk içine girer ve kimsenin yardımını istemez ama öyle bir noktaya gelir ki dışarıdan gelecek o yardımın onun koruyucusu olduğunu, kurtarıcısı olduğunu daha doğrusu bilir der kitabının içinde. Dolayısıyla burada yakın ilişkilerimiz çok koruyucudur, çok önemlidir, kurtarıcıdır. İlişki önemli yani. İlişki Tabi bu önemli. soruyu şundan dolayı sordum. İnsanlar bazen şey yapıyor ya psikolog mesela öneriliyor. Gitsem ne yapacak ki psikolog diyor. Ne yapacak ki psikolog? Buyurun psikolog hanım söyleyin lütfen. Ne yapacak ki? Şöyle, şimdi biz de orada önce ilişkiyi kuracağız. Güvenli bir ilişki kurulacak. Ondan sonra tabii ki kişinin içinde bulunduğu bu bilişsel çarpıtmalardan başlayarak önce daha gerçekçi bir düzeye çekmeye çalışacağız. Bunu yaparken biz farklı pek çok ekol var. Psikanalitik farklı çalışır, dinamik terapiler farklı, BDT farklı, şema farklı çalışır. Genelde depresyonda Türk Çapar'ın BDT ile çalışır ve güzel bir depresyon kitabı da vardır. Onu öneririz uzmanlara. BDT ile çalışılırken ki ben de onu tercih ediyorum. Önce davranışsal müdahaleler yaparız. Ya zaten ismi o BDT bilişsel davranışçı Davranışçı. yani davranış da var değil mi işin içinde? Aynen öyle. Önce daha kolay olandan, daha yüzeyde olandan başlarız. Önce davranışsal çünkü geri çekilme hakimdir. Kişi hiçbir şey yapmaz ya. Minik minik önce davranışsal müdahaleler. Sonra kişinin bunu yapabileceğine olan inancı arttıkça, gördükçe o özgüven yeniden geliştikçe bir umut kırıntısı, bir Aslında şey gibi motivasyon. ha. Bizim köylerde vardı. Tulumbadan su gelsin diye biraz su dökerlerdi. Bilir misiniz siz tulumbayı? Ben ta Yok. Çatalhöyük devrinden kaldığım için. Tulumbaya biraz su dökersiniz. Ona ağız suyu denir. Şöyle bastığınız zaman o suyu getirir. O aşağıdan suyu onunla çekersiniz. Onun gibi bir şey herhalde. Evet yani onun gibi yani minik bir şey demiyoruz. Minik minik aslında önce kişinin o motivasyonunu arttırıp Bunu yapabildiğini bunu görüyor. yapabildiğini görüyor. Çok basit şeyler olabilir. Yani dediğim gibi dişini fırçalamıyordur artık depresyonda. Kişi dişini fırçalamak olabilir. Yani yataktan kalkmak, yataktan çıkmak olabilir. Yatak Yatakta toplamak çıkmıyor olabilir. gibi. Önce davranışsal müdahaleler. Sonra tabii ki depresyonla ilgili bir psikoeğitim. Ne tetikledi hayatında bunu? Ne oldu? Daha önce böyle bir şey Yani yaşandı farkındalığı mı? arttırıyorsunuz. Farkındalık, eğitim. Ondan sonra da Bu tabii ki arada ben şu an çaktırmadan seans alıyorum az az. Evet. tabii ki sonrasında da bilişsel müdahaleler dediğimiz bu olumsuz bilişsel çarpıtmalar, olumsuz inançlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani bir tahtaya çizme falan oluyor mu sizde? Her şeyi kullanıyoruz. Yani o seans odasına tahtayı da çiziyoruz. Ölçekler, testler, envanterler kullanıyoruz. Birlikte çizimler, listeler de yapıyoruz. O terapi odasında çalışıyoruz hocam. Ne güzel. Sonuç alıyor musunuz? Tabii ki. Yoksa burada ne işiniz var diyorsunuz? Tabii ki sonuç alıyoruz. Yani depresyon eğer dediğim gibi bu endojen, biyolojik kaynaklı bir depresyon değilse, eğer öyleyse mutlaka ilaç gerekiyor. Mutlaka yatılı bir tedavi gerekiyor. Psikiyatrist gerekiyor. Psikiyatrist, ya her zaman bir depresif tablo varsa ve kişinin hiç motivasyonu kalmadıysa yarın uyanmakla ilgili biz zaten mutlaka bir psikiyatrist desteği istiyoruz. Eş zamanlı olarak terapi devam ediyor. Ama yapılan çalışmalarda BDT gibi terapi tekniklerinin de en az ilaç kadar etkili olduğu, olumlu sonuçlar alındı. Çoğu zaman belki ilaçtan tekrarlama oranı ilaç kullandı, hiç terapi almadı, tekrarlayabiliyor bir depresyon. Ama terapiyle bu tekrarlamanın da önüne geçtiğini Biliyor, biliyoruz. evet. Çok iyi geldi hocam. Teşekkür ediyoruz. Son olarak upuzun oldu yine podcast'imiz. 20 dakikaya geldik.
bu konuyla ilgili önereceğiniz kitap, biraz önce depresyon dediniz Hakan Türkçapar. Evet. Herkes okuyabiliyor mu o mu? Ben bunu her programda soruyorum ki hani kitapları kim hedef kitle o belli olsun diye. Evet, şöyle ki Hakan Hoca'nın, Hakan Türkçapar'ın depresyon kitabı uzmanlara göre bir kitaptır. Yani bu herkese hitap eden, herkesin alıp okuyacağı, çok da fayda sağlayacağından ziyade uzmanlar çok kolay yararlanabilir. Uzmanlar için çok faydalı buluyorum. Peki herkes için ne önerebiliriz? David Burns'un İyi Hissetmek kitabı. Biraz önce bahsettiğimiz. Evet, ondan da bahsetmiştim. Bu kitap herkesin kolaylıkla içinde uygulamalar barındıran, farkındalık kazandıran, kendine dair bir şeyleri anlamasını sağlayan bir kitaptır. Ama buna rağmen tabii ki işin içinden çıkmak zorsa, ki depresyondaki biri için bunu okumak da bir külfet olabilir. Evet. Mutlaka bir uzman desteği. Hocam teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir podcast'te görüşmek üzere diyelim ama tekrar şeyi de hatırlatalım. Hayat Psikoloji, Instagram, YouTube hesaplarımız. Dilan Durmaz, psikolog. UZM PSK Dilan Durmaz Instagram hesabı ve benim de Baran Mermer Instagram hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sonrasında yepyeni bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Bütün yıllarımız 100. yılımız gibi coşkulu olsun, hatta daha güzel olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Umarım herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.